Dostlar hepiniz hoş geldiniz. 2024 KPSS güncel bilgiler 6. serimizde bugün devam edeceğiz. Bu videoyu çok çok dikkatli dinleyin. Buradan muhakkak yine bir soru bekliyorum. Videoyu izlerken siz de beni anlayacaksınız ve hemen 6. serimize başlayalım. Maalesef üzülerek belirtiyorum ki güncel bilgiler her zaman yanlış aktarılıyor sizlere. Haber siteleri tarafından, KPSS sayfalarından ve bazen öğretmenlerimiz tarafından da yanlış aktarılıyor güncel bilgiler konusuna ya tam detaylı girmek gerekiyor ya da hiç bulaşmamak gerekiyor öğretmenler için söylüyorum mesela size bir örnek göstermek istiyorum bütün sayfalar hocalarımız haber siteleri UNESCO 2024 yılını Divan-ı Lügatü Türk yılı ilan etti diye bir haber geçti bir güncel bilgi paylaştılar ama arkadaşlar bu yanlış UNESCO 2024 yılını sadece bu yılı ilan etmiş gibi bir algı yaptılar ama bu doğru değil. UNESCO onlarca şey ilan ediyor. Türkiye ile ilgili olan 3 tane şeyi ilan etti. Ama bunun sadece birini verdiler. Ben ÖSYM'de soru yazarı olsaydım herkes sadece bu birini biliyorken diğer ikisinden birini sorardım. Oradan düşürürdüm. Bizi takip etmenizin faydası farkı da işte buradan geliyor. Bakın UNESCO Divan Lügatü Türk'ün 950. yıl dönüm olması sebebiyle Divan Lügatü Türk yılı ilan etti. Yazar kimdi? Kaşgarlı Mahmut'tu. Bilinen ilk Türkçe sözlüktür. Başka ne yılı ilan etti? Bakın Fuat Sezgin'in doğumunun 100. yıl dönümü olması sebebiyle UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri programına alındı. Fuat Sezgin de 1924 doğumlu. 2024 yılında 100. yılı olmasından dolayı Fuat Sezgin yılı da ilan etti. Fuat Sezgin bizler için tabii ki çok kıymetli birisi. Bilime kendini adamış birisi. Bakın ÖSM sorarsa aldığı ödüllerden buraya bazılarını getirdim. Kral Faysal Ödülü 1978, Almanya Üstün Hizmet Madalyası 2001, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü 2013'te, Hessen Kültür Ödülü, İran İslami Bilimler Kitap Ödülü gibi bir sürü ödülü var. Ve bakın 2019 senesinde de Cumhurbaşkanlığı tarafından Profesör Doktor Fuat Sezgin yılı ilan edildi. Bunun dışında bakın Uludağ Üniversitesi de Merkez kütüphanenin ismini Fuat Sezgin Merkez Kütüphanesi olarak değiştirmiş. Yani ben e, buradan Fuat Sezgin'i sormasını beklerim. Eğer sizlere bu ödülü verirse doğumunun 100. yılından dolayı UNESCO ne yılı ilan etmiş derse Fuat Sezgin gözünüzün önüne gelsin. Bunun dışında bakın bir de Ali Kuşçu'nun vefatının 550. yıl dönümü Ali da çıkabilir. Yani size UNESCO 2024 yılını ne yılı ilan etti diye bir soru soramaz bu soru hatalı olur. Size bir özellikler vermesi lazım. Yani ya 950. yıl dönümü diyecek Divan Lügati Türk'ü soracak. Ya 100. yıl dönümü diyecek Fuat Sezgin'i soracak. Ya da 550. yıl dönümü diyecek Ali Kuşçu'yu soracak. Bu üçüne de dikkat edin. Muhakkak üçünü de çok iyi bilin. Fuat Sezgin'i ben favoriye alırdım sizin yerinizde olsam. Kıymetli dostlar ÖSYM UNESCO'ya çok çok önem verdiğini geçmiş sınavlarda gördük. Önceki videolarda da sizlere bahsetmiştim ve UNESCO'yu da parça parça işleyelim istedim. Ben kitabıma tek halde ekledim. Bu da e, e kitabından bir ekran görüntüsü. Şimdi UNESCO'nun UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı var ve UNESCO Fark Yaratıcı Şehirler Ulusal Listemiz var. Tamam mı? İki tane liste var. Şimdi bu videoda UNESCO Yaratıcı Şehirleri öğrenelim. Diğer videoda da UNESCO Fark Yaratıcı Şehirler Ulusal Listemizi halledelim ve bu Yaratıcı Şehirler Ağını bitirelim. Bakın UNESCO'ya yaratıcı şehirlerimize baktığımızda Gaziantep Gastronomi, Hatay Gastronomi 2017 yılında, İstanbul 2017 yılında tasarım alanından eklenmiş. Kütahya Zanaat ve Halk Sanatları 2017, Afyon Karahisar Gastronomi, Kırşehir Müzik alanından eklendi. Bakın 2019'da ve 2020 KPSS'de çıktı. Kırşehir'den sonra 2021 yılında bakın aradan 2 sene geçti. Bursa Zanaat ve Halk Sanatları alanından eklendi. Daha çıkmadı. Bakın 2024'te Bursa'yı sorarsa niye 2023'ü sormadın diyemeyiz. Çünkü bu da bir güncel bilgi. Şanlıurfa'da müzik alanından 2023 yılında eklenmiş. Bakın bu ikisinden birini ben bekliyorum sorabilir. Asıl beklediğim diğer listede. Diğer listede 2023 yılında 4 tane şehir eklendi. Ben olsam kesinlikle diğer listeyi sorardım. Çünkü orası daha karışık. Daha düşürülebilir yani. Burada o zaman bizim bileceğimiz buraları birkaç kez okuyun ama şu ikisini çok çok iyi bilin. Bakın Bursa Zanaat ve Halk Sanatları 2021 Şanlıurfa 2023 yılında müzik alanından eklenmiş. Şanlıurfa hangi alandan eklenmiştir deyip A'ya gastronomiyi koyarsa aklımız neye gider? Çiğ köftesine gider, kebabına gider, biberine gider, patlıcanına gider. Gastronomiye düşeriz. Bu yüzden bu yüzden bu listeleri çok iyi bilmek zorundayız. Kıymetli dostlar BAFTA ödülleri sahiplerini buldu. E, İngiltere'nin Oscar'ı olarak biliniyor. ÖSM daha önceden bir kez sordu. Gene çıkabilir mi? Çıkabilir. Bilmek zorundayız. Burada da ben tek tek bütün BAFTA ödüllerini sizlere vermek istemiyorum. O kadar detaya girer mi sanmıyorum. O yüzden ben vermiyorum. Detayı Oscar'da soruyor. BAFTA ödüllerinin de bakın 7 dalda ödül kazanan filmini ekrana getirdim sizlere. Bunu bilmeniz yeterlidir diye düşünüyorum. Oppenheimer filmi 7 dalda ödül kazandı ve yönetmeni de Christopher Nolan 7 dalda ödül kazanan Oppenheimer yönetmenini de unutmayın. BAFTA ödüllerinde Oppenheimer 7 dalda ödül kazandı. Sporda bizleri sevindiren, gururumuzu okşatan birçok haber geldi. En başta bakın Taha Akgül 11. kez Avrupa şampiyonluğunu kazandı ve 4 kez üst üste Avrupa şampiyonu oldu. Taha Akgül bakın Rıza Kayalp'le resmen yarışıyor. Rıza Kayalp de maalesef bu sene gümüş madalya kazandı. ikinci oldu. O da çok kıymetli birisi. Bakın 12-13 tane Avrupa şampiyonu var onun da. O da çıkabilir. Ama ben bu sene Taha Akgül'ü bekliyorum. Ve 2022 senesinde de Dünya Güreş Birliği tarafından yılın güreşçisi seçilmişti. Bu tarzda da sorabilir. Ama 11. Avrupa Şampiyonluğunda da vurgu yapıp sormasını bekliyorum. Şimdi bana diyorlar ki hocam ikisi de aynı anda nasıl Avrupa Şampiyonu oluyor diyorlar. Kıymetli dostlar Taha Akgül Rıza Kayalp karşı karşıya güreşmiyor. Yani bunların her birinin alanı farklı, kategorisi farklı. Yani güreş deyince 60 kilo ile 120 kilo güreşebilir mi? Güreşemez yani saçma olur bu. Adaletli olmaz, eşit olmaz. Her birinin kategorisi var. Taha Akgül'ün kategorisi bakın serbest stil 125 kilo. Rıza Kayalp'in daha farklı. Yani buna da dikkat edelim. Aklınızda öyle soru işaretleri kalmasın. Bu Senas Sürmeneli 3. Avrupa Orta Oyunları'nda 6 madalya kazanarak kariyerinin 7. altın madalyasını kazandı. Bu Busena Sürmeneli daha ne yapsın? ÖSYM'ye diyorum buradan sormanız için daha kaç madalya alsın? 7 tane altın madalya aldı. Olimpiyatlarda aldığı birçok Avrupa şampiyonluğu var. Bu genç yaşında birçok başarıya imza attı. Bu sena Sürmeneli kesinlikle kadınlar boks derse gözünüz gitsin. Muhakkak bir gün soracaktır. Romanya'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Nesrin Baş kadınlar 72 kiloda altın madalya kazandı. Kadınlar güreş alanında büyük bir gelişme var. Yasemin Adar var, Buse Tosun Çavuşoğlu var. Bakın Nesrin Baş da altın madalya kazanmış. Bu sporcular şu anda karışıyor olabilir ama ben sınava yakın tek videoda güncel bilgiler diye katıla özel bir video yapacağım. Muhakkak onu da katılıp izlemenizi öneririm. Orada bütün karışıklıkları gidereceğiz. Kitaba da bunları zaten kategori kategori eklediğim için, e, kitabı aldığınızda oradaki farkı rahatlıkla görebilirsiniz. Ve milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu da yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi seçilmiş. Bakın Dünya Güreş Birliği tarafından yılın en iyi çıkış yapan kadın güreşçisi Buse Tosun Çavuşoğlu seçilmiş. Oyuncu Tolga Savacı Şubat 2024 tarihinde vefat etti. Kıymet dostları ÖSYM tabii ki bu şekilde sormuyor. Şubat 2024'te birçok kişi vefat ediyor. Tolga Savacı'yı nasıl ayıracağız? İşte Tolga Savacı'yı oynadığı oyunlardan, aldığı ödüllerden ayıracağız. ÖSYM de bunları soruyor. Ben de bunları soru şeklinde ekliyorum. Bu şekilde öğrenmesi daha kolay oluyor. Denemelerde Tolga Savacı önünüze geldiğinde eserlerinde öğrenmiş olacaksınız. Tolga Savacı Şubat 2024 tarihinde vefat etti ve Bitlis balı yeniden uluslararası bal yarışmasında altın bal ödülüne layık görüldü. Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 200 farklı kategoriden bal katılmış ve altın bal ödülünü Bitlis balı aldı. Bitlis balı altın bal ödülünü aldı. 2023'te de böyle bir ödül almıştı. Bitlis balı karşınıza çıkabilir dikkat edin. Türk yazar, senarist ve yönetmen Feruza Çerçi diğer ismiyle Firuzan Şubat 2024 tarihinde vefat etti. Yine bunu da denemelerde gördükçe eserlerini daha iyi öğreneceğiz. Milli halterci Cansu Bektaş Avrupa Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda koparmada 75 kilo kaldırarak altın madalya kazandı. Bakın ağırlığının bir buçuk iki katı neredeyse. Ve Ediz Gürel kendisi e, takip ettiğim birisi. Santranç maçlarını da takip ediyordum. Dün 7 Mart'ta büyük bir başarıya imza attı. Pırak'ta Santranç Festivali düzenlendi. 16 yaşında Ediz Gürel büyük usta imvanını kazandı ve bu büyük usta imvanını Türkiye'de elde eden en genç sporcu oldu Ediz Gürel unutmayın. Santranç derse gözünüz gitsin Ediz Gürel'e. Ve gene çok sıcak güncel gelişme 7 Mart'ta dün daha NATO'nun 32. üyesi İsveç oldu. NATO'nun 32. üyesi İsveç oldu. Yaklaşık Sanırım iki yıl sürdü ve sonunda NATO'ya üye oldu. NATO'nun son üyesi İsveç. Sınava kadar son üye bu olurum mu bilmiyorum. E, NATO'ya şu an Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan dolayı katılmak isteyen ülke çok fazla. Gene yeni katılan ülke olursa ben Instagram'dan buradan duyurmaya çalışacağım. Muhakkak sınava kadar takipte olun. Hayvanların doğal ortamlarına koparılıp kafeslere hapsedilmediği, dünyanın en ileri teknolojileriyle oluşturulan ve kapsamıyla dünyada benzeri bulunmayan Ankara Dijital Hayvanat Bahçesi açıldı. İnanın şu güncel bilgilerde en çok sevindiğim haber buydu. Ben hayvanat bahçelerine çok karşıyım, hiç sevmiyorum. Hayvanların hapsedilmesi kesinlikle kabul edilebilir bir şey değil. Yani e, insanlar gelip orada hayrete düşsün, e, görsün diye hayvanın psikolojisini bozmaya hiç gerek yok. Kendinize yapıldığını düşünün, hayvanların bizi merak ettiğini düşünün. Biz böyle hapsedilsek, onlar bizi izlese nasıl hissedersiniz, ömrünüz orada geçse? sadece önünüze günde 3-4 öğün yemek gelse ve bir odada yaşasanız nasıl hissederdiniz? Bunu hayal etmeye çalışın. Bu yüzden karşıyım. Umarım bütün hayvanat bahçeleri kapanır, dijital hayvanat bahçesine dönüştürülür. Ankara'daki bu dijital hayvanat bahçesinin açılmasında emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Umarım bütün hayvanat bahçelerine örnek olur diye umut ediyoruz. Ve kıymetli dostlar 2023 TÜİK verileri yayınlandı. Bildiğiniz üzere TÜİK verileri bir sene sonra Şubat ayında yayınlanıyor. Biz de e, geçen senenin TÜİK verilerinden sorumluyuz. Ben bunun videosunu yaptım. Muhakkak o videoyu izleyin. Ben de buraya özellikle değişenleri vurgulamak için eşleştirme ekledim. Bunun dışında e-kitaba da ihracat verilerini, ihracatta en çok sattığımız ürünleri hepsini ekledim. Denemelere sorularını ekledim. Muhakkak bunları da çözün. ÖSYM TÜİK'ten düşürmeyi çok sorar. Ve bakın denemelerde de ben sorusunu yazdığımda 100 kişiden 10-15'inin doğru cevap verebildiğini görüyorum. Çünkü çok yanıltıcı sorular. Mesela en çok ne ithal ediyoruz dediğimde A seçeneğine motorlu kara taşıtlarını koyuyorum. Herkes A arabaya düşüyor. Ama doğru cevap mesela fosil yağlar ve yakıtlar olacak. 2023 TÜİK videomu izlemeden sınava girmeyin. Bakın bir ÖSYM bir sınavında 3 tane soru sordu TÜİK'ten. Çok çok dikkat edin. Şimdi eşleştirmemizi yapalım. Hiç deyse değişenlere bir vurgu yapmış olayım. Siz de hatırlamış olun. Kanola da artık Birinci kimdi? Kanola üretiminde birinci Konya ile almıştı. Kanola üretiminde K'lerden Konya'yı yakalıyoruz. Kırmızı mercimek, yeşil mercimek bakın her zaman sınavda karıştırılan ÖSYM'nin de sevdiği nereden hatırlıyorduk? Kırmızı mercimek deyince mercimek nasıl kızarır? Sıcaktan kızarır değil mi? Sıcaktan kızarması için de sıcak bir ile gidiyorum. Bakın Şanlıurfa'ya gidiyorum. Mercimeği güneş kızarttı, kıpkırmızı yapmış. Buradan hatırlıyorduk. Keten değişti bakın. Keten de artık birinci ilimiz Uşak. Artık ketende birinci ilimiz Uşak. Uşağı götürüyorum. Kuru fasulye değişti. Kuru fasulyede birinci ilimiz artık Nevşehir. Ayçiçeği gene değişen ürünlerde. Ayçiçeğinde birincisi Edirne. Aspir'de birinci kimdi? Kayseri'ydi. Yeşil mercimeğin niyesinden zaten Yozgat'ın niyesini yakaladım, yapıştırdım. ÖSYM zeytini sorarsa sofralık mı, yağlık mı diye belirtmesi gerekiyor. Daha önceden yağlık zeytini sorduğu için buraya yağlık zeytin ekledim. Eğer sofralık zeytini sorarsa Manisa diyeceğiz. Yağlık zeytin İzmir, sofralık zeytin Manisa. Şimdi gene değişiklik yok ama ÖSYM'nin tütünde e, tipik soru tarzları var. Gene Adıyaman'a dikkat edin. Kıymet dostlar her video sonunda sizlere indirim kodu veriyorum doğru cevabı bilen kişilere. 50 TL'lik bir indirim kodu oluyor. E kitaplarımı almak isteyen varsa sorunun cevabını yorum olarak yapıp WhatsApp hattımıza iletebilir. Ve 50 TL indirim kodu alabilir. Aşağıda verilen ülkelerden hangisinin iki kıtada da toprağı bulunmaz diye sorduk. Yani iki kıtada da toprağı olacak, Türkiye gibi olacak. Biz hem Avrupa hem Asya kıtasındayız. O tarzda bir ülke hangisi değildir diyorum. Güzel bir soru olduğunu düşünüyorum. Cevabınızı yorum olarak yapabilirsiniz. Yorum olarak yaptığınızda ekranda gördüğünüz e kitaplarımızda 50 TL indirimli şekilde alabilirsiniz diyorum. Güncel bilgiler denemelerinde yüzde çıkardık. Sınava kadar inşallah. 100 deneme ekleyeceğiz. Şu anda 50 denemeye yakın hazır grupta var. 50 denemeyi gruba girip çözebilirsiniz. Sınava kadar da 100 deneme eklenecek. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kitaplarla ilgili bilgi almak için, soru sormak için WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.